Evet, Kurban Bayramı denince akla kurban etleri geliyor. Onlarla yapılan çeşit çeşit yemekler ve sofralarda da bayram heyecanı akıllarda yer ediniyor. Tabii ki ağızları tatlandırmak için de ilk başta akıllarda çikolata oluyor. Biz de bugün sizlere çikolata yapımını, özellikle de evde kolay madlen yapımını göstermek istiyoruz. Ve yanımızda da bir konuğumuz var bununla ilgili olarak. Kendisi bu konuda uzman, teknik danışman ve çikolata ustası aynı zamanda Ahmet Çakır. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de kabul ettiniz. Bugün efendim böyle bu şekilde çikolatalarımızı aldık. Saf çikolataları. Evet. Ve izleyicilerimize madleni, çikolata yapımını evlerinde göstereceğiz. Evet. Nasıl başlayacağız? Öncelikle çikolatadan biraz isterseniz bahsedelim. Tabii şöyle. Bunların Eminönü'nde satılan dükkanlar var. Blok halinde seyircilerimiz aldıklarında, eve getirdiklerinde bunu parçalara ayırıp, eritip, temperleyip kalıba döktüklerinde yani kısa bir sürede kendi madlen çikolatalarını yapmış olabilecekler. Yani aslında şöyle, marketlere gidiyoruz. Evet. Dünyanın parasını veriyoruz belki de. Yani kendimiz yaptığımızda belki de daha ucuz olacak ama herkes bilemez. Ya da güvenemiyorlar bazıları. Çok titiz oluyorlar. Evet. Evde güzel bir şekilde kendileri istediği gibi de yapabilir. Şu anda kameraman arkadaşım da Ufuk İlgar size çeşit çeşit o çikolataları gösteriyorlar. Evet. Evet. İsterseniz efendim çikolatayı yapımına başlayalım sizin tabii. De anlatımınızla birlikte. Tabii. Şöyle. Şu bitter. Öncelikle beyaz çikolatayı kaldırdık ve bitterimizi seçtik. Bitterle. Aldığımız blok çikolatayı önce küçük parçalara ayırıyoruz. Bunu yapmamızdaki sebep daha kolay erimesi mi? Şöyle. Yani iki türlü eritme metodu var. Birisi benmari usulü. Yani sıcak bir suyun içerisine çikolata doldurulmuş kabı koyarak buharda eritmek. Bir de mikrodalgada. Biz mikrodalgada olanı yapacağız. Çünkü mikrodalga biraz daha kolay. Biraz daha kolay ve acele yapmamız açısından. Bayrama mesela sayılı saatler kala annelerimiz gece yarısı kalkıp mikrodalgada eritebilirler bu şekilde. Yani. Peki hem bitterini hem de beyazını yapabiliyorlar değil mi yani? Tabii. Zaten gerçek çikolata bitter, sütlü ve beyaz diye. Beyaz kuvertür olarak diye. Mesela dediğiniz gibi Eminönü'nde bunlar satılıyor bu şekilde demiştiniz. Evet. Vatandaşlar iyi çikolatayı nasıl anlayabilir? Şöyle, gerçek çikolata içerisinde kakao kitlesi ve şeker olan çikolatadır. Ne kadar kakao kitlesi varsa içerisinde o daha sert oluyor. Ağızda erimesi, ondan sonra parlak olması, yüzeyinin kadifemsi olması, kırılgan olması, bunlar belirli şeyler, kriterler. Kokusundan anlayabilir miyiz? Yani gerçekten yani bu çikolata şu anda çok güzel kokuyor. Bakabilirseniz. Buradan bile duyuyorum ben kokusunu. Evet. Gerçekten evet. İzleyicilerimize kadar gidiyor hatta yani. Yani 5 kriter var. 5.'si de kokusun hoş olması. Evet. Şimdi bu şekilde onu yerleştiriyoruz. Evet, yani sonrasında. Şu şekilde kırdıktan sonra mikrodalgada eriyene kadar bırakıyoruz. İstiyoruz herhalde değil mi? Tabii ki biz daha önceden hazırlamıştık. Yayınımız gereği uzun süreceği için. Tabii ki 3-5 dakika arası bir şey olması gerekiyor değil mi? 3 dakika evet 3 dakika. Ondan sonra hemen biz tabii ki soğuttuğumuz, erittiğimiz çikolatayı alalım buraya. Şimdi kendimize bir alan açalım. Hemen tabii tezgah da çok önemli bu konuda. Herkes de titiz bir şekilde bu şey yapabilir diyelim. Ve şimdi hangi işleme geçiyoruz? Şöyle, çikolatayı 45 dereceye kadar eritiyoruz. Ondan sonra kaptaki 3'te 2 çikolatayı mermere döküyoruz. 3'te 1'i kalıyor. Bunun amacı çikolatayı temperlemek. Temperlemek belirli bir zamanda hareket ettirerek belirli bir dereceye getirmek anlamında diyebiliriz. Bu işlemi yapalım. Buyurun isterseniz şimdi bir sonraki işlemimize devam edelim. Tabii ki şu şekilde bile evlerimizde yediğimiz ekmeklerimizin üzerine sürdüğümüz çikolataya benziyor. Tabii ki bu biraz daha yoğun hali değil mi? Tabii. Şöyle de yapabiliriz. Eğer mermerleri yoksa müsait, çikolatayı 45 dereceye kadar eritip başka soğuk bir çikolatayla, o biraz daha uzun sürecektir ama eğer mermer yoksa bizim gibi yapacakları, öyle de yapabilirler. Yani kolay. 30 dereceye getirmek asıl. Evet. Şimdi soğutmaya mı devam ediyoruz biz bu şekilde? Biraz şöyle. Görmüş olduğunuz gibi çikolata, erimiş çikolata da bu şekilde tezgahta dansını görüyorsunuz. Tabii ki kokusu da apayrı bir kokusu var. Keşke sizlere de aktarabilsek kokusunu ama gerçekten çikolatanın kokusu mükemmel bir kokusu var gerçekten. Peki siz ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Yani nasıl bir başladı ilginiz? Yani ben baba mesleği diyebilirim pastacılık ve çikolata. Son 6 senedir çikolatada uzmanlaşmaya çalışıyorum.
Nasıl başladınız? Yani çünkü bir sürü yaptığınız ürünler de var. Biraz da onları da gösteririz belki izleyicilerimiz ama çok ustalık getirecek şeyler var. Yani pastaneden mi başladınız? Nasıl oldu? Öyle, pastacılıktan başladım. Yurt dışında seminerlere katıldık. Orada çikolata ustalarının değişik figürler, tablolar yaptığını gördüm. Yavaş yavaş kendimi geliştirmeye başladım. İşte böyle tablolar, heykeller, değişik çalışmalar ve devam ettiriyorum yani. Peki mesela bayram geldiğinde şimdi akrabalarınız sizden mutlaka şekil şekil çikolata istiyordur. Ya da bu tablolardan dolayı size herhalde benim portremi yap amca, benim portremi yap abi diyenler vardır herhalde, değil mi? Tabii öyle talep var ama biraz zor olduğu için yani o kadar da çok kolay bir şey olmadığı için talepleri nazikçe geri çeviriyoruz. Küçük bir yemeğe ve daha değişik şeylere fit oluyoruz pastaya. Peki yani çikolata dediğimizde aklımıza gerçekten binlerce çeşit çikolata var. Ve hani vatandaşlar da en çok hangilerini severlerse onlara göre alıyorlar. Bitteri var, sütlüsü var dediğiniz gibi, sonrasında beyaz çikolatası var. Evet. Hangisinin daha çok yararlı? Yani vücuda ya da şöyle sorayım, hangisini yemek daha zevkli olur? Şöyle, ben aslında normal olarak, kişisel tercihim olarak sütlüyü beğeniyorum ama yani ne kadar şekeri azsa o kadar sağlıklı. Yani şekerle birleştiği için biraz kakao çekirdeği, kakao şüpheli hale geliyor. Yoksa ilaç olarak kullanılmış belirli bir zamanda Avrupa'da. Yani kakao çekirdeğinden yapılan bazı ürünler. Bazı paketlerde mesela çikolata oranı %30, %40 diye yazılar var. Onlara dikkat etmek gerekiyor mu? Yani tabii şöyle, ortalama bir kuvertürün %50'dir yani kakao kitlesi oranı. Yani o yazılan ürün kakao kitlesi ürünüdür. Ne kadar yukarı çıkarsa 60'lık, 70'lik o kadar acı ve kırılgan olacaktır ve daha hoş kokulu ve lezzetli olacaktır. Tabii ki izleyicilerimizin ve vatandaşların bu şekilde onlara da dikkat etmesi gerekiyor. Paketlerdeki o oranlar ustamızın da dediği gibi çok önemli. Şu anda da çikolata sosumuzu soğutmaya devam ediyoruz. Tam olarak 30 dereceye getirmeye çalışıyor tabii ki Ahmet ustamız. Az önce kırdık, ilk önce buton halindeydi çikolatamız. Sonrasında onu mikrodalgaya koyup 3 ya da 5 dakika boyunca eritmeye çalışıyoruz 45 derecede. Daha sonra da bu şekilde sos haline gelen çikolatamızı 30 dereceye soğutmaya çalışıyoruz, değil mi ustam? Evet, şu anda hemen hemen gelmiştir. Peki bundan sonra hangi işlemi yapacağız? Bundan sonra ben tekrar bunu kaba alacağım, karıştıracağım. Madden kalıplarını dökeceğiz. Evet. Madden kalıpları dediğim gibi Eminönü'nde bulabilirler veya değişik marketlerde. Olmazsa... Bir de şekil şekil galiba, değil mi? Yuvarlak var burada, bir de tabii kareler yuvarlak, var orada. Kare değişiyor. Bazı ev hanımları, tabii duyduğumu söylüyorum, o buzdolaplarında olan buz kalıplarında da yapıyorlar. Biraz daha büyük olacaktır herhalde. Yani. Tabii bayram ziyaretlerine gelenlere büyük bir çikolata karşılamak istiyorsanız tabii ki o da buz kalıpları da ayrı bir seçenek olarak kullanabilirsiniz diyelim. Ve dediğimiz gibi tabii ki madlen çikolataların kalıpları daha küçük oluyor. Evet, şu anda da ustamız o 30 dereceye kadar soğuttuğu çikolata sosunu tekrardan kaba dolduruyor ve birazdan da dökme işlemine başlayabiliriz herhalde, değil mi? Başlayacağız. Şöyle alalım. Tamam. Güzel bir şekilde yine yoğun bir kıvamla birlikte onu da aldık ve son tezgahımızda bu şekilde çikolatayı israf etmemek adına. Çikolatayı israf etmemek lazım. Dünya genelinde çok önemli bir aslında, değil mi? Yani çikolatanın ana maddesi meyve mi yoksa başka bir şey? Kakao meyvesi. Çikolatanın ham maddesi kakao meyvesi. Ben şunu da söylemek istiyorum, yani kendi bildiğim de yanlış olmasın, yanlış söylüyorsam siz beni düzeltin. Yani meyvesini yiyemiyorsunuz herhalde, değil mi? Çok acı olduğu için. Tabii meyvesini yiyemiyorsunuz. Kakao meyvesi hasat zamanı geldiği zaman toplanıyor. İçindeki fasulye tarzı çekirdekler çıkarılıyor. İşte mayalandırma yapılıyor. Ondan sonra kurutuluyor ve fabrikaya gönderiliyor. Peki hangi ülkeden en çok geliyor çikolata? Kakao meyvesinin... Şöyle diyebilirim, Ekvator'un 20 derece enlemle 20 derece boylam arasında yetişen o bir kuşak var. Orada en çok kullanılan Gana çekirdeği olarak biliyorum ben. Bir de kakao çekirdeğinin de değişik türleri var. Ama en çok kullanılan orta tipi Gana'da var. Bizim kullandığımız da şu anda oradan. Evet, Gana çekirdeği. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi kabımızda çikolataya son artık kıvamımıza getiriyoruz. Evet, bunu bir huniye... Kağıttan huni yapacağım. Ondan sonra dolduracağım ve kalıbımıza dökeceğim. Tabii ki şu anda da görüyorsunuz, kağıdımız da geldi. Şimdi buna ne yapıyoruz? Ha, o şekilde içine dolduracağız, değil mi? Tabii, hunine. Yani bunu değişik torbalarla, poşetlere de yapabilirler. Ben pratik açısından hemen kağıtla. Evet. Yani
Yani hem buradan çikolata yapımının pratikliğini, bir yandan da çikolata yaparken kullanabileceğimiz pratik bilgileri de ustamız sizinle paylaşıyor sayın izleyiciler. Tabii ki görüyorsunuz şu anda da bu yağlı kağıt mı oluyor ustam? Yağlı kağıt, evet. Yağlı kağıdı huniş haline getiriyor ve birazdan da şimdi bu soğuttuğumuz ve kıvamını karıştırarak kıvamına getirdiğimiz çikolata sosumuzu şu anda da görüyorsunuz. Güzel bir şekilde içine dökmeye başlayacak. Tabii ki küçük bir deliği kapatalım oradan. Kaçmasın çikolatamız. Gördüğünüz gibi şöyle. Görüyorsunuz şu anda da çok güzel bir akışkanlıkla birlikte çikolatamız yağlı kağıdı huni yapmıştık. Onun içine döküldü ve şu anda da sanırım kalıplara dökülmeye hazır değil mi? Evet, kalıbımızı alıyoruz. Evet, dediğimiz gibi marketlerde her yerde bulabileceğiniz bu maddeni şu anda biz de evlerinize taşımaya ve evlerinizde yapabilmek için görmüş olduğunuz gibi ince bir işçilikle doldurmaya başladı Ahmet ustamız. Şu anda nasıl, ne dersiniz, siz de güzel görünüyor ama bayağı bir. Evet, güzel olacak. İnşallah diyelim. Evet. Peki normalde çikolatanın bunu karıştırabilir misiniz? Mesela bitteriyle beyaz çikolatayı karıştırılıyor mu bunlara? Yani şöyle, o biraz daha spesiyel ve fantasi olarak yapılabilir yani. Mesela evde izleyicilerimiz de bunu deneyebilir mi? Mesela ikisini aynı anda eritip sonrasında birleştirerek yapabilir. Yapılan öyle çeşitler var. Marble modeli diyoruz. Hı-hı. Yani mermer modeli. Evet. Yapabilirler. Yani o biraz beceri gerektirir. Ama bu daha kolay diyorsun. Tabii daha kolay. Başlangıç için evet, Ahmet ustamız da bunu gösteriyor. Başlangıç olarak bunu yapabilirsiniz. Daha sonra spesiyallere de geçilebilir herhalde değil mi? Ustalaştıkça. Tabii. Ama ne kadar bir ustalaşmak gerekiyor siz söyleyin isterseniz. Tabii şöyle, profesyonel ustalık o anlamında ben 15 yaşından beri pasta ve çikolata ustasıyım. Yarışmalara katılıyor musunuz, yani dünya uluslararası? Yarışmalara katılmadım. Ama katılan arkadaşlarımız var. Güzel derecelerle dönüyorlar. Ben biraz daha gençlerin önünün açılmasını düşünüyorum. Sizin de yaşınız aslında genç, çok yaşlı değil. Şeyi sormak istiyorum, bunu yapmamızın sebebi? Yaptığımız işlem döktükten sonra hava kabarcığı kalmaması için vibrasyon derler. Şöyle mermeri vurup. Bu şekilde hava kabarcısız güzel bir çikolata yapımı. Gördüğünüz gibi üstte biraz fazlalık kalmıştır. Onu da ben şeyle alacağım tekrar. Evet, spatulamız mıydı onun adı? Evet, spatula alacağım. Almayabilirler de ama alırsak daha böyle bir. Daha düzgün bir çikolataya görebilirler. Evet. Bu şekilde de madlen çikolatamızı dondurmadan önceki son işlemi de yapmış bulunuyoruz herhalde değil mi efendim? Böyle yapalım. Şimdi bu tamam. Bunu dolaba atacağız, soğutacağız. Tamam. Tabii ki madlenlerimizi biz daha önceden bir tane yapmıştık ve onları size göstermek istiyoruz. Çünkü 10-15 dakika gibi bir süresi var değil mi soğuması? Tabii. Hemen şimdi isterseniz onları da çıkartalım ve gösterelim. Bakalım madlenlerimiz ne hale geldi, ne kadar güzel görünüyorlar. Onları da hemen belirleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda da soğumuş halde, kalıp şöyle halde çıkmış oldu. Şöyle isterseniz kameraya doğru gösterelim. Şöyle. Bu şekilde bayram çikolatanızı güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz değil mi usta? Tabii. Şöyle hafiften kastırıyoruz. Yani kolay çıkması açısından. Ondan sonra şöyle. Ve işte. Bir tane kırdık ama. O yayın kazası olabilir birkaç tane. Evet, ve işte görmüş olduğunuz gibi. Çikolatanın demin belirli özelliklerinden bahsetmiştim. İşte parlak olması, yüzeyinin kadivemsi ve pürüzsüz olması, kırdığımız zaman şöyle ses gelmesi, yani kakao kitlesinin yeterli oranda olduğunu gösteriyor. Ondan sonra kokusu. Çok güzel kokusu var. Evet. En son olarak da yani ağzınıza attığınız zaman damağınızın altında normalde iyi çikolata erir. Yani çiğnemenize gerek yok, yapışmaz. Tabii biz bunu yemiyoruz şimdi. İzleyicilerimiz de yaptıktan sonra yiyebilirler. Evet, bu şekilde hazır. Üzerinde de madenleri görmüş olduğunuz gibi misafir. Evet. Ellerinize sağlık diyelim. Evet, bizim bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Yanımızda Ahmet Çakır vardı. Kendisi teknik danışman ve aynı zamanda da çikolata ustası. Onunla birlikte Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için evde nasıl çikolata yapılır, nasıl madlen çikolata yapılır, onları sizlere aktarmaya çalıştık. Ona da çok teşekkür ediyoruz bu yardımlarından dolayı diyelim. Ve sözü tekrardan şimdi size bırakalım.